Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. Yürüyecek miyiz? Bu adalet sistemini, yürümeyen bu sistemi yıkacak mıyız? Yıkacak mıyız? Engelleri aşacak mıyız? Atatürkçü müyüz? Annem tek başına kaldı. Tek başına bir ilkokul öğretmeni. Samsun gibi bir yerdeyiz. Ama biz muhti değiliz. 1948 yılında Samsun'da doğan Levent Kırca, öğretmen bir annenin çocuğuydu. Yokluğu iyi bilirdi. Yüreğine sahne tutkusu düştüğünde ona en çok destek verense annesiydi. Öğretmen çocuğu, başkanım, öğretmen çocuğu olmak çok onurlu bir şey ya. Allah rahmet eylesin. Beni de hep desteklemiştir. Yani tiyatrocu olacağım diye gelmişimdir. Benim tiyatrocu olduğum yıllarda tiyatroculuk, açlık, sefillik. Ben seni destekliyorum demişti. Çocukluğunda annesine destek olmak için elma şekeri satan Kırca'nın hayatı ortaokulda tanıştığı tiyatroyla değişti. Usta sanatçının profesyonel sahne yolculuğu 1964 yılında başladı. Samsun'dan Ankara'ya gitti. İlk kez Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Hodri Meydan gibi pek çok tiyatro topluluğunda yer aldı. Göz kuvveti para etmez kardeş, cep kuvveti lazım. Göreceksin ki görülmeyesin. Anladım. 1978'de sinemayla tanıştı. Altınşehir, Ne Olacak Şimdi, Mavi Muammer ilk sinema filmleriydi. 1988'de Türkiye tarihinin en uzun soluklu televizyon yapımları arasına giren, izlenme rekorları kıran Olacak O Kadar'la evlere misafir oldu. Ne koydun lan kafana? Şapka taktım. Türk halkı programın başlamasını sabırsızlıkla beklerdi. Kırca, dillere plesenk olan Olacak O Kadar'la Türk milletinin bir parçası haline gelmişti. Bir kuşak onunla büyüdü. 22 yıl boyunca emekçinin, memurun, işçinin, öğrencinin sorunlarını taşıdı ekrana. İşinizi sıkı tutun. Bu emeklilerden birer ikişer kurtulalım. Bak İskicim, bak canım, bak İskicim. Şimdi vatandaşın suyunu siz vermiyormuşsunuz abi. Vatandaşın suyunu niye kesiyorsunuz İskicim ya? Dönemin yöneticileri siyasi hicivlerinden nasibini aldı. Komşular yetişin, beni götürüyorlar. Bağırma boşuna, apartmanda kimse kalmadı. Biz hepsini götürdük. İmdat, demokrasi yok mu? İşte burası. Yöneticisi de sensin. Ne sansürler, ne tehditler, ne davalar onu durduramadı. Tayyip Erdoğan'ın açtığı davaları hakim reddetmiştir. Ben halkın çocuğuyum diyen Kırca 2011 yılında İşçi Partisi ile siyasete adım attı. Bu yumruklar havada durmayacak, birilerinin başına inecek, and içiyorum. And içiyorum, birilerinin başına inecek. Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı ile yaşadığı tartışma günlerce konuşuldu. Şimdi tamam, cehaletim. Duymamışsın. Ben cahilim. Cahilsin. Ben cahilim. Sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah gene. Ben iktidar yalakasıyım, olur mu öyle şey? Ay, öylesin. Kendine söylüyorsun. Silivri'de Türk ordusuna ve aydınlarına kurulan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını bozmak için mücadele etti. Bu adalet sistemini, yürümeyen bu sistemi yıkacak mıyız? Yıkacak mıyız? İçeridekiler oyunuyla Türkiye'yi karış karış gezerek kumpasları anlattı. Ben bu suçu bilerek işliyorum ve işlemeye de devam edeceğim. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi seçilen Kırca, Ulusal Kanal'da yönetim kurulu başkanlığı da yaptı. 2011 yılında ise Aydınlık'ta köşe yazmaya başladı. Yani ne yapmamız gerekiyorsa boynumuzu sıvadık, kellemizi kütüğün üstüne koyduk, buradayız. 2013 yılında Haziran direnişini en önde yürüten sanatçılardan biriydi. Bu yüzden dönemin başbakanı Erdoğan'ın yine hedefi olmuştu. Tiyatrosuna verilen devlet ödenek bütçesi kesildi ama yine yılmadı. Kendi elleriyle Kadıköy'de Levent Kırca Tiyatrosu'nu kurdu. Bir adam. Çünkü bunlar açılacak ki bu. 2014 yerel seçimlerinde İşçi Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İlçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezdi. Olacak, 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 olacak. Ha ha ha.
ederiz. Velhallah. Hocalarınızı örgütleyin. Olacak, 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 olacak. 1988 yılında kendisine verilen devlet sanatçısı unvanı hiçbir gerekçe gösterilmeden 2015 yılında geri alındı. Kırca son olarak kısıtlı bütçesiyle hayalindeki komedi yapımı Sarhoşum Gel Beni Al filmini çekti. Levent Kırca, güldürünün, sanatın ve halkın bir ferdi olarak aramızdan ayrıldı.